Merhaba arkadaşlar, Fizyo'dan Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Fatih Kurtoğlu. Bugün sizlerle kaslar konusuna değineceğiz anatomiyle. Anatomide kaslar konusu özellikle biz fizyoterapistler için çok önemli. Çünkü yumuşak dokular kısmına giriyor ve yumuşak doku hastalıkları çok çeşitli. Bizim de direkt bizzat iyi tedavi ettiğimiz kısma giriyor. Kaslar bizim için önemli. Ve kasları nasıl daha çok akılda tutabiliriz? Nasıl unutmayız? Sizlere kendi kullandığım, lisansta kullandığım yöntemden bahsedeceğim. Çünkü 1. sınıflar, 2. sınıflar fizyoterapistler dinliyor olabilir. 1. sınıfta anatomide görüyorsunuz kasları. Şu anda 2. sınıf arkadaşlar temel ölçme değerlendirme dersi görüyorlar. Yani kısalık testleri görecekler, kas testi görecekler, esneklik testleri görecekler. Ve bu testlerde kaslara yönelik biz testler yapıyoruz. Hangi kas nereden nereye gidiyor? Nasıl kompanse edilir? Hasta nasıl kompanse edilir? Nasıl doğru ölçülür? Lokalizasyonunu bilmedikten sonra yanlış yapma ihtimaliniz çok fazla. Ayrıca yine biz lisanstayken elektroterapi dersinde bir sinir çıktığı vakit o sinirin inervettiği kasları söyleyip ondan sonra tedaviye geçiyordunuz. Yani 3. sınıf, 2. sınıfta göreceğiniz, ilkbahar döneminde göreceğiniz olan tedavi hareketleri olsun. 3. sınıfta göreceğiniz olan ortopedik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon gibi dersler olsun. Bunların hepsinde anatomiyle ilişkili. Peki ben nasıl kasları öğrendim, nasıl bir yöntem izledim onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak ben gidip matbaadan bu şekilde bir karton almıştım. Benim aldığım sarı renkliydi de. Siz de kendinize uyan bir renk seçin. Matbaadan bu şekilde bir karton alın. Hatta matbaadayken bu kartonu dikdörtgen şeklinde kestirin arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde yazı yazabilecek genişlikte. Hatta siz çeşitlendirebilirsiniz. Kasların origo insersiyonlarını çizebilirsiniz lokalizasyonu. Yazı yazacak büyüklükte. Şöyle dikdörtgen şeklinde kestirin bu kartları. Bir yüzüne kasın ismini yazın. Bir yüzüne kasın ismini. Arka yüzüne ise origosunu, insersiyosunu, kası inerve eden siniri, hatta sinirin kökenlerini yazın. Yani nereden çıktığını yazın. Daha sonra da fonksiyonunu yazın arkadaşlar. Neymiş? Bir yüze kasın ismini yazdınız. Hatta dediğim gibi oraya şeklini de çizebilirsiniz. Arka yüzüne ise origo, insersiyo, sinir ve fonksiyonu yazın. Bu şekilde yapabildiğiniz kadar üst ekstremite, alt ekstremite kaslarını bu şekilde yazdıktan sonra boş zamanlarınızda okula götürün, aralarda tekrar edin. Okula giderken tekrar edin. Çünkü herkesin evi okulun dibinde değil, üniversitenin ya da bölümünün dibinde değil. Her yerde ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Dolmuşsa dolmuş, kendi aracınızsa onu bilemiyorum ama metro, otobüs sürekli zaten ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Ulaşım araçlarında çok pratik, fazla yer kaplamayan, fazla da ağırlık yapmayacak şekilde bunları yanınızda bulundurarak sürekli tekrar edin. Sürekli tekrar edin. Çizdiğiniz için görsel feedback oluşturuyorsunuz. Tekrar ettiğiniz için de hafızaya sürekli tekrar ederek oturtacaksınız. Zamanla göreceksiniz. Ben bu şekilde ilk ezberlediğim kas levator scapula'ydı. Evet, başta ezberledim ama ondan sonra ezberden artık öğrenme aşamasına geçti. Tekrar edeydi. Yani origo insersiyosunu şu anda hatırlıyorum direkt. İlk öğrendiğim kas o olduğu için. Bu yöntemi düzenli şekilde yaparsanız kesinlikle kasları unutma gibi bir ihtimaliniz yok. Ben kendimden uygulandı, bilindi garantisini veriyorum. Bu şekilde bu yöntemi yaparsanız şu anda anatomi dersinizde ya da sonraki yıllardaki derslerde kasları öğrenme adına çok önemli bir aşama kaydetmiş olursunuz. Dediğim gibi pratik, taşınabilir, fazla ağırlık yapmayan, boş zamanlarınızda çok rahat çalışabileceğiniz ve öğrenmeye geçeceğiniz bir yöntem. Bu videomda bunu sizlerle paylaşmak istedim. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü anatomi videolarının daha fazla kişiye faydalı olmasını istiyoruz. Ve özellikle neden bu kanalı kurdum? Bu kanalı kurmamdaki amaçlardan birisi de açıkçası öldükten sonra bu dünyada bir şeylerin kalması. YouTube bu dünyada kalacak. Biz ne zaman öleceğimiz belli değil. Bu dünyada bir şeylerin kalmasını istiyorum. O yüzden de anatomiden başladık. Umarım sizlere faydalı oluyordur videolarım.
Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Tecrübelerinizi ya da isteklerinizi, önerilerinizi sunabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.